Merhaba. Merhaba. Masaj odaları ne tarafta? Bu tarafta. Hadi. Siz de kimsiniz be? Ne istiyorsunuz? İhsan Gezici, sen uyuşturucu kaçakçılığından tutukluyoruz. Beni hiçbir şey için tutuklayamazsınız. Elinizde hiçbir delil yok. Hemen şimdi avukatımı arıyorum. Ne yaptın Ali? Herif silahına davranıyordu. Ne silahı? Bana öyle geldi. Biz polisiz Ali. Eşkıya değiliz. Bizim işimiz suçluyu bulup yakalamak. Kafamıza göre vurup öldürüp yargısız infaz yapmak değil. Ne yargısından bahsediyorsun sen? Hangi yargı? Duymadın mı? Adam bizimle dalga geçer gibi avukatımı arayacağım dedi. Ne olacaktı sonra? Delil yetersizliğinden iki günde salacaklardı İtoğlu'nu. O yine okulların önünde, barlarda, sokakta, gece kulübünde gencecik çocukları zehirlemeye, onların hayatları üzerinden servet kazanmaya devam edecekti. Az önce adaletin gücünün yetemeyeceği şeyi ben yaptım. İlahi adalet yerini buldu. Sen kendini ne sanıyorsun lan? He? Allah mısın lan sen? Bu yaptığın düpedüz yargısız infaz. Abi, ben artık kötülerin sırf kötülükle elde ettikleri parayla, güçle, iyileri ezmesinden, aslında iyileri korumak için yaratılmış hukuku, adaleti haince lehlerine çevirip, herkesten daha iyi, herkesten daha masum, herkesten daha şerefli görünmelerinden bıktım. Bu silah inşaatta yakaladığımız adam. Bunu adamın eline tutuştururuz. Rapora da adam ihtarlarımıza uymadı, silahına davrandı. Biz de kendimizi korumak için onu vurduk diye yazarız. Hadi. Ne oldu sana Ali? Neden böyle değişti? Benim kan kardeşim. İyi, doğru, dürüst Ali nereye gitti? Ben buradayım abi. Hiçbir yere gitmedim. Bir deniz feneri gibi en sağlam bildiğim kayanın üzerinde dimdik duruyorum. Şimdi ya sen benim ışığımı takip edip benim yoluma katılırsın? Ya da... Ne yapacaksın Ali? Beni de mi vuracaksın? Hı? Şimdi buradan çıkıp gidiyorum. Bunu sırf kan kardeşimin başını beladan uzak tutmak için yapıyorum Ali. Yoksa gözünün yaşına bakmaz. Takardım kelepçeyi bileğine. Yani sakın senin fenerinin yanlış yönü gösteren ışığına aldanıp da yolumdan saptığımı sanma. Çünkü artık benim gözümde senin de onlardan bir farkın yok. Yani sen de benim gözümde kötüsün artık. Maraz Ali.